بسم الله الرحمن الرحيم باب اقتراء البهائم bu bab hayvanları vurmak hakkındadır. İnsani hayvanı vurmak caiz midir, değil midir? Bunu beyan ettik. Haddesena Ebu Halid Yezid ibn Sinan قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمر رواية diyor ki رسول الله Efendimiz nehy ilediler. Neden? En yussel ibil, develerin vurulmasından, vel bakar, sığırların vurulmasından, vel ganem, evet, koçların vurulmasından ve hayırlı atların vurulmasından. Yani bu hayvanların vurulmasından nehyilediler. Bunları vurmayın. Ve kâne Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh yekûl. Abdullah ibn Ömer buyurdu ki minha bu irkik hayvanlardan neşe'etil halk. Halk, mehlukat bunlardan neşe'etil. Ve la tesbihul inâsu. Evet. Şeyler, dişi hayvanlar salih olmazsa illa bir zükür, illa erkekler. Erkek olmazsa dişi hayvanda nesil töremez. Neslin töremesi, hayvanların töremesi erkeklerde olur. Onların da bulunması mekruhtur. Haddesena Yezidu kâle haddesena Abdullah ibn Yusuf kâle haddesena Aysa ibn Yunus an Abdillah ibn Nafi' ve zekere bi isnâdihi yusuf. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Yezid tarifiyle de rivayet ediyor. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki tezâhebe kavmun ilâ hâzâ. Ulemadan bir kısmı buna zahib oldular. Fekâlu dediler ki la yehillu ihsâ'u şey'in minel fuhûl. Erkeklerden hiçbir şeyin vurulması helal olmaz. Vehteddu fî zâlike ve hâzel hadis. Bu hadis ile de ihticac eylediler. Ve yekûlullâhu azze ve celle, Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyururlar. Estağfirullah. Fele yugayyirunne halkallâh. Şeytan insanları idlal eder, yoldan çıkarır. Hatta fele yugayyirunne, onlar tayir ederler. Halkallâh, Cenab-ı Hakk'ın yarattığını tayir ederler. Kâlû, işte bu zümre dediler ki bunun tefsiri وَهُوَ الْإِخْسَى vurulmaktır. Hayvanı vurdun mu Allah'ın kalbini tayir ettin. Cenab-ı Hak onu erkek yaratmış ki onun nesli devam etsin. Sen onu vuruyorsun, nesli kesiyorsun. İşte ayetin tefsiri budur dediler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Ulemanın diğer bir kısmı bunlar. Halefet ettiler ve kalu buyurdular ki مَا شُنْدِ الْحَيْفَنْ Hayvan ki خِيْفَ عِدَادُهُ onun ısırmasından korkunuldu. Bahaymi hayvanlardır. Hayvan ısırıyor. Erkek hayvanlar azgın olur. Vurucu olur, öldürücü olur. Mesela koçlar vururlar, sığırlar vururlar. Yahut atlar ısırırlar, öldürürler yani bunların o tehlikeli hallarda olduğu vakitte. اَوْمَا اُرِيدَ شَحْمُهُ مِنْهَا Yahut hayvanların yağı murad edilirse, erkek hayvan et yağ tutmaz. Fakat o idik olursa, bu vakitte daha iyi yağlı olur, etli olur. Eğer bu murad edilirse, فَلَا بَأْسَ بِيْخْسَائِهِ onu vurmakta beis yoktur. Şimdi aşağıda da gelecek ki, caiz değildir diyenler delil getiriyorlar. Onu diyor ki, yani bütün erkek hayvanları vursalar da hiç erkek kalması nesil kesilir. O caiz değil. Hayır, nesli kesmiyor. Bir kısmını terk ediyor, bir kısmını vuruyor. Vurduğunu da le hikmetin. Ya hayvan çok azgın vuruyor ki azgınlığı kessin. Yahut da etli olsun, sütlü olsun diye onun için bu bir kısmını vursa, bir kısmını terk ederse caiz olur. Ve kâlu dediler ki hâzel hadîsü lezî ihtecce bihî aleyna muhalifuna. Bize muhalif olanlar, yani caiz değildir diyenlerin ihticat eylemiş oldukları Abdullah ibn Ömer'in hadisi. İnnemâ huve an ibn Ömer. İbn Ömer'dendir, mevkufun mevkuftur. Hazreti Abdullah ibn Ömer'in kendi sözüdür. Ve leysa anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet değildir bu, dediler. Ve
zekeru ma haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Bu ikinci zümre Muhammed ibn Huzeyme'nin rivayet etmiş olduğu hadisi zikreylediler. Kale haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bukeyr. Kale haddesena Malik ibn Enes. En nafi'an an ibn Ömer radıyallahu anhu misleri. Abdullah ibn Ömer'den bu hadisi şerifi İmam-ı Malik rivayet ediyor. Ve lem yezkürün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayette Abdullah ibn Ömer Peygamber Efendimiz'i nehyettik demiyor. Yukarıda onlar dediler ki Abdullah ibn Ömer diyor ki Resulullah Efendimiz nehyettik. Halbuki hadisi fasih ediyor ki yok Peygamber Efendimiz nehyettik yok. Abdullah ibn Ömer'in kendisi diyor ki mekruhtur. Fesâre ehlü hâdel hadis bu hadisin ehli oldular. İnnemâ huve an ibn Ömer radıyallahu anh. Ve anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Abdullah ibn Ömer'in sözü olarak nakledildiler. Peygamber Efendimiz'in hadisi olarak değil. فَاَمَّا مَا ذَكَرُوا مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلُ Ayet-i Kerime'ye gelince فَلَمْ يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللّٰهِ Bunu birinci zümre tefsir ettiler ki تَعْيِرِ خَلْقِ اللّٰهِ nedir? İhsadır, vurmaktır. فَلَمْ يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللّٰهِ فَقَدْ قِيلَ Denildi ki bunun cevabında تَعْوِيلُهُ مَا ذَهَبُوا اِلَيْهِ Bazıları öyle tevil etmişler. تَعْيِرِ خَلْقِ اللّٰهِ nedir? Vurmaktır. Ve kıyla innehu dinullah. Bazıları da dediler ki hayır Allah'ın dinidir. Yani dini tayir ederler. Şu anda bu ayetin tevilinde ihtilaf ettiler. Bazıları ihsa vurmak dediler. Bazıları de din diye tabir ettiler. Şu anda bu ikinci zümreye göre hayvanı vurmak da beis yoktur dediler. Ve yine delil getirdiler. وَقَدْ رَئِيْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Dediler ki Resulullah Efendimiz ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ Vurulmuş iki koçu kurban kesti. وَهُمَا Bu iki koç da الْمَرْدُودَانِ خِسَاهُمَا Yumurtaları dökülmüştü. Vurmak değil çıkarmak var, bir de dövmek damarı ezmek var. İki ağacı kur. Bu damarları onunla vururlar, vururlar, vururlar. Bizim oralarda ekser öyle yaparlar. Bu iki damar ezilir. Yani yumurtalara gelen damarlar ölü olur. Ölmüş olur. Bir de var ki onun cildini şeyler, yumurtalarını çıkarırlar. Resulullah Efendimiz'in o vurulmuş iki koçu kurban ettiği ne suretteydi? Diyor ki اَلْمَرْدُودَانِ خِسَاهُمَا Yumurtaları dökülmüştü yani damarı öldürülmüştü. وَالْمَفْعُولُ بِهِ ذَٰلِكَ Bir hayvan ki böyle olur, onun dövülerek erkekliği kesilir. قَدِنْ قَتَعَنْ يَكُونَ لَهُ نَسْلٌ Onun nesli olmaktan kesilir, daha nesli olmaz onun. فَلَوْ كَانِ اِخْصَاؤُهُمَا مَكْرُوهًا Eğer onların vurulmuş olmaları mekruh olmuş olsaydı, اِذَنْ لَمَا تَحَّى بِهِمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz onları kurban kesmezdi. Niye hayvan vurulmuş, mekruh bir şekle girmiş. Mekruh şekle girmiş bir hayvanı Resulullah Efendimiz kurban kesmesi. Ne için? لِيَنْتَهِيَ النَّاسُ عَنْ ذَٰلِكَ Nas bundan vazgeçti. Peki Resulullah Efendimiz vurulmak caiz değilse onları kurban kesmezdi ki Nas bilsin ki vurulmak caiz değildir. فَلَا يَفْعَلُونَهُ Nas vazgeçsin de bunu işlemesinler. لَاَنَّهُمْ مَتَى مَا عَلِمُوا Nas bildikleri müddetçe ki ennema uhsiye ihsa edilen hayvan tüttenebu ev tücafa ondan içtinab olunur, uzaklaşılır. Bu vakitte ehcemu an zalik vurmaktan ihcam eder, vazgeçerdiler. Felem yef'aluhu işlemezdiler. Resulullah Efendimiz bu iki vurulmuş hayvanı kesmeseydi, deseydi ki bunlar vurulmuş caiz değildir, o vakitte kimse hayvan vurmazdı. Halbuki Peygamber Efendimiz'in kesmesi delalet etti ki caizmiş. Ela tera enne Ömer ibn Abdülaziz sen Ömer ibn Abdülaziz'i görmez misin? Fîmâ raveynâhu anhu fî bâb-i rükûb-i bigâl bâb-i rükûb-i bigâl'da rivayet eylemiş olduğumuz hadiste geçti ki ennehu etbütiye bi abdin ona bir köle getirdiler. Öyle köle ki hasiyyin vurulmuş. Ne olduğu halde yeşteri satın
aldıkları halde satın aldılar, ona getirdiler ki onu satacaklar, kurulmuş böyleydi. قال عمر بن عبد العزيز dedi ki ma kuntu li u'ina ala al-ihsa, ben ihsaya yardım eder olmadım. Bu adam bulmuş, getirmiş, satıyor. Ben bunu aldığım gibi öteki adam diyecek ki ha bak bulmuş, köreler iyi fiyat ediyor. Gider başka birisini daha ihsa eder. Buraya getirir, satar. Yok ben buna yardım etmem dedi. Almadı o köleyi. فَجَعَلْ عُمَرْ بْنْ عَبْدُ الْعَزِزْ قِبْدِ اِبْتِيَاهُ اِيَّهُ İbtiyahu kendisinin satın almasını. Kimi? İyyahu bulmuş köleyi. Satın almasını kıldı. Avnen yardım kıldı. Ala ihsaihi onun borulmasına yardım kıldı. Onun için almadı. Leennehu levla men yebta'uhu. Borulmuş köleyi satın alan olmasa ki leennehu hasibi borulmuştur diye satın alıyorlar. Eğer borulmuştur diye satın alınmasa lem yuhsihi men ihsa'uhu. Onları İhsa edin buran adam daha başkasını ihsa etmez. Bilir ki köle vurulduğunu kıymet etmiyor, kimse almıyor. Vakitte köleyi vurulmamış köleyi getirir satar. فَكَذَٰلِكَ اِخْسَاءُ الْغَنَمْ Davarları da ihsa etmek böyledir. Yani diğer hayvanların da ihsası böyledir. لَوْ كَانَ مَكْرُوهًا Eğer mekruh olsaydı لَمَا تَحَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kurban boğazlamazdı. Bima kat uhsiye minha onlardan vurulmuş olan hayvanları boğazlamazdı. Resulullah Efendimiz birisi ehli beytin birisi ümmetinden iki vurulmuş koç kurban etti. Eğer mekruh olsa kurban etmezdi. Ve la yushbihu ihsa'ul bahaimi ihsa'a beni adem. Hayvanı ihsa etmek insanın ihsasına benzemez. Hayvanı vurmak başka, insanı vurmak başka. Lenne ihsa'ul bahaim hayvanı vurmak İnnemâ yuradu bihi, bununla murad edilir. Mâ zikirnâ, bizim zikreylediğimiz. O da neden? Min semanetihâ, yağlı olsun diye. Ve gat'i addihâ, başkasına eziyet ediyor, ısırıyor yahut da vuruyor, olmasın diye onu vurarlar. Fezâlike mübâhın, bu mübâhtır. Ve benü âdem, ama benü âdem ise fe innemâ yuradu bi ihsâihim, onları vurmaktan murad edilir. El maasi masiyet Allah'ın merkezine. Yani onu bir nevi kadın haline getirmek onu yapıyor. Kadın haline gelecek de kadınların arasında kadınlara hizmet edecek. Çünkü o vurulmuş köleyi getirip kadınlara arasına kattığı vakte onun zina etmesinden korkmayacak. Ya adam halbuki gene erkektir. Bu kadınların içerisinde bulunması yine haramdır. Fezalike gayru mubahin. Bu mubah değildir. Şu anda insanı vurmak kat'i surette caiz değildir, haramdır. Hayvanı vurmak da eğer tavlu olsun, eteği olsun yahut da azgın hayvan başkasına eziyet ediyor, vuruyor, öldürüyor, bu sükunet olsun diye yapılırsa bu caizdir. وَلَوْ كَانَ مَا رَوَيْنَا فِي اَوَّلِ هَذَا الْبَابِ صَحِيحًا Eğer bizim bu babın evvelinde rivayet etmiş olduğumuz Abdullah ibn Ömer'in rivayeti sahih olsaydı ki Resulullah Efendimiz kat'i surette ihsadan nehyilemiş. Bu sahih olsaydı lehtemele ihtimal olurdu ki en yekun ola yuride murad olunmuş ola el ihsa'ullezi bir ihsa ki la yebka ma'ahu şey'un min zikurul bahay. Eğer sahih ise Abdullah ibn Ömer'in rivayeti, o vakitte şu ihtimali var. Yani Resulullah Efendimiz bütün erkek hayvanları vurup da nesli kesmeyi bu murad edilir. Bütün erkekler vurulursa nesil kesilir. Hatta yoksa hiçbir hayvan bırakılmaz. Hepsi yoksa olunur. Murat budur. Yani bundan lehiylenir. Fezalike mekruhun. Bu mekruhtur. Leenne fihi bütün erkek hayvanların vurulmasında olucudur. İntifa'an nesli. Neslin intifa'ı. Nesil münkati olur. Deve de töremez, sığır da töremez, koyunda töremez, hiçbir şey töremez. Çünkü erkek yok. Ela terahu, sen görmez misin ki yekulu fi zalikel hadis, bu hadiste buyuruyor ki minha neşe'etil halku. Minha erkeklerden neşe'etil halk. Halk ondan neşe'et ediyor. Yani nesil onunla devam ediyor. Ey fe izâ lem yenşe şeyin min zalikel halk. O halkten, mahlukattan hiçbir şey neşe'et etmezse fezalike mekruhun, işte o mekruhtur.
فَأَمَّا مَا يَكُونُ مِنَ الْإِخْسَاءِ الَّذِي Ama şu bir bulmak ki o لَا يَنْقَتْعُ مِنْهُ نَشْءُ الْخَلْقِ Halkın neş'i münkati olmuyor. Nesil kesilmiyor. Hayvanlardan bir kısmını vuruyor fakat diğerlerine zarar yok. Gene nesil devam ediyor. فَهُوَ بِخِلَافِ ذَلِكَ O bunun hilafındadır. Yani o mekruh değildir, mübahtır. وَقَدْ رُوِيَ فِي اِبَاحَةِ اِخْسَاءِ الْبَهَائِ Hayvanların ihsası hakkında vurulmasının mübah olduğu hakkında rivayet edildi. اَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ Ulema-i mütekeddiminden bir cemaatle rivayet edildi. Haddesena Ali ibn-i Şeyda, kâle haddesena Ebu Nu'ayn, kâle haddesena Süfyan, an Hişam ibn-i Urve, el-Urvete, ennehu ahsa bağlen lehu. Urvet ibn-i Zübeyir'den rivayet edildi ki onun bir katırı var idi, katırı buldurdu. Bak, tabiinden olduğu halde eğer mekruh olsa hayvanı vurmak bunu yapmazdı. حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه مثله أي حديث شريف إمام الصحابي ابن أبي عمران ترك إلى رواية له حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس أن أباه ابن طاووس يركي وأن كندي بابسي أخصى جملا له كان سلم بن إركك تبسي وارده وأن يبورده حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سفيان عن مالك بن مروان عن أثا قال لا بأس بإخصاء الفحل إركك حيواني بوردرمك لديه يكتر نوقت إذا خشي عضاده onun ısırmasından korktuğu vakitte o ısırıyor. Burada bir zamanlar pazara getirirdiler merkep arabaları, merkebi koşar getirir, onları da pazarın yanında bağlarlar birbirinin yanına, kendileri işlerine gider. Merkepler azgın, bir de bakarsan oradan birisi öteki merkebin boynuna çullanmış. Onu yiyor. Öteki hayvan da var, o da kaçamıyor. Onun da ona gücü çatmıyor. Bağırır durur. Kimse gider kurtarırsa kurtarır. Yoksa azgın hayvan. O onu bağırır, o onu bağırır. Evet. Bazı hayvanların erkeklerinde olur. Onu vurmadıktan sonra başka çare yok. Mesela tosun olur. Azgın, rast geleni vurur. Ne yapacaksan onun önünü alamazsın, onu bulursan kurtarırsan yoksa yok. Koç olur, bazı koçlar olur, rast geleni yapıştırır, bir kelle vurmadı, kimse yıkar. Onu vuracaksan da rahat edeceksin. Evet, kulaşa burada bunu bitirdi, yani insanı vurmak kat'i surette haram, hayvanı da neslini kesmek o da haram. Ama nesil kesilmez de nesli baki kalacak kadar erkek saklar, diğerlerinin eti iyi olsun diye vurarsa bu caiz. Yahut da erkek hayvan ama eziyeti var başkasına, onu da vurmak caiz.